Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar, bu dersimizde maddenin hallerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz maddenin kaç hali vardır? Maddenin 4 hali vardır. Bunlar katı, sıvı, gaz ve plazma dediğimiz hallerdir. Şimdi bu haller arasında ne yapacağız? Hal değişimleri gerçekleştireceğiz. Yani ne yapacağız? Atıyorum bir madde katı haldeyken biz buna ne yapacağız? Isı vereceğiz. Isı vererek ne yapacağız? O maddenin moleküllerinin kinetik enerjisini, yani sıcaklığını arttıracağız. Arttıracak. O kinetik enerji, sıcaklık belli bir değere kadar artacak. Belli bir değerden sonra ne olacak? Artık o sıcaklık artışıyla moleküller arasındaki bağı koparmaya başlayacağız. Yani bağın kopması demek orada potansiyel enerjinin değişmesi, yani maddenin hal değiştirmesini sağlayacağız. İşte bir maddeye biz ısı verirsek belli bir sıcaklığa geldikten sonra ne yapacak? O madde katı halden sıvı hale geçecektir. İşte katı halden sıvı hale geçmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Erime diyoruz. Daha sonra erime olayı tamamlandığı zaman, yani maddenin bütün molekülleri katı halden sıvı hale geçtikten sonra, o sırada sıcaklık değişmiyor tabii ki. Orada verdiğimiz enerjini yapıyor. Kinetik enerjiyi arttırmak, sıcaklığı arttırmak için kullanmıyor da moleküller arasındaki bağı koparmak için kullanacak. Sıvı hale geçtikten sonra ne olacak? Tekrar verilen ısı vermeye devam edersek sıcaklık tekrar artmaya başlayacak. Artacak. Ne zamana kadar? İşte kaynama noktası dediğimiz noktaya gelinceye kadar. İşte kaynama noktasına gelince bu sefer sıvı moleküller arasındaki bağı koparmaya başlayacağız ve bu madde ne yapacak? Maddenin gaz haline geçecek. İşte o kaynama dediğimiz olaya ne diyoruz? Kaynama veya diğer ismiyle buharlaşma diyoruz. Yani madde sıvı halden ne yapıyor orada? Gaz haline geçiyor. Gaz haline geçtikten sonra sen buna ısı vermeye devam edersen bir süre sonra ne yapacaksın? O madde moleküllerindeki atomlarla elektronları birbirinden koparmaya başlayacaksın. İşte o serbest halde elektronları olan iyonize olmuş gaz bulutuna ne diyoruz? Plazma diyoruz, maddenin dördüncü hali. İşte orada da gaz halinden plazma haline geçişine ne diyoruz? İyonizasyon diyoruz. Olayı tam ters, süreci tersten alırsak, yani bu sefer plazma maddesini soğutmaya başlasak, yani burada ısı kaybederse madde ne yapacaktır? Soğuyacak. Plazmadan işte tekrar gaz haline dönüşecek. Buna deiyonizasyon diyoruz. Mesela bunu ne olarak düşünebilirsiniz? Mesela floresan lambaya elektrik akımı verdiğin zaman o plazma haline geçerken elektrik akımı kestiğin zaman ne yapıyor? Tekrar gaz haline geri dönüşmüş oluyor. İşte gazı soğutursak bu sefer ne yapacak? Yoğunlaşma, yoğuşma dediğimiz olay olacak. Yani sıvı hale geçecek. Sonra tekrar sıcaklık düşecek. Daha sonra ne yapacak? Donacak. Yani ne yapacak? Sıvı halden katı hale geçecek. Bu şekilde maddenin neyi vardır? Hal değiştirmesi vardır. Ha bir de bazı maddelerde ne vardır arkadaşlar? Sıvı fazını geçip direkt katıdan gaz haline geçmesi veya gazdan direkt sıvıya, işte katı hale gelmesi olayı vardır. İşte katıdan direkt gaz haline geçmesinde biz ne diyoruz arkadaşlar? Süblimleşme diyoruz. Direkt naftalin örneğini verebiliriz mesela. Ne yapıyor? Katı madde halden direkt gaz haline geçiş yapıyor. Veya gaz halinden direkt soğutarak işte katı hale geçirmeye ya da kırağılaşma dediğimiz özelliği söyleyebiliriz. Yani maddenin toplamda kaç çeşit hal değişimi vardır arkadaşlar? Dikkat ederseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir de gazdan katıya, katıdan gaza 7 ve 8 tane ne vardır? Hal değişimi dediğimiz olay vardır. Her saf madde sabit basınç altında hal değiştirme sıcaklığı sabittir. Yani arkadaşlar o hal değiştirme, yani katı halden sıvı hale geçmesi, yani erime noktası, erime sıcaklığı dediğimiz şey veya işte sıvı halden gaz haline geçmesi, yani kaynama noktası dediğimiz, kaynama sıcaklığı dediğimiz şey her madde için nedir arkadaşlar? Sabittir. Yani örneğin bir atmosfer basınç altında 0 derecede buz ne yapar? Erir. Yani buzun erime noktası nedir? 0 derecedir. Veya işte suyun donma noktası dediğimiz yer neresidir? 0 derecedir. Tabii bu ne zaman? İşte maddenin türüne bağlı. Her madde için farklıdır. Bir de basınça bağlıdır. İşte bir atmosferlik basınç altında buz 0 derecede erir. Eksi 40 derecedeki buza ısı verdiğimiz zaman hemen ne yapmaz? Erimez. Ne olması lazım? Mutlaka önce o erime noktasına kadar sıcaklığını arttırması lazım. O erime noktasına geldikten sonra hal değiştirmeye başlar. Yani her maddenin ne vardır? Bir hal değiştirme sıcaklığı, yani erime ve donma sıcaklığı veya kaynama ve yoğuşma sıcaklığı vardır. Saf maddeler hal değiştirme sıcaklığı sabit basınç altında birbirinden farklıdır. Yani mesela işte alkol bir atmosfer basınç altında 78 derecede kaynarken su 100 derecede kaynar. Yani maddenin türü değiştiği zaman ne olacaktır? Bu hal değiştirme sıcaklığı değişecektir. Yani mesela bu 0 derecede erir diyoruz. Ama atıyorum mesela bakır farklı bir sıcaklıkta eriyecektir. Çinko farklı bir sıcaklıkta eriyecektir. Yani her maddenin erime sıcaklığı nedir? Farklıdır. Dolayısıyla nedir? Ayırt edici bir özelliktir. Ama dikkat edin, ne zaman ayırt edici bir özelliktir? Sabit basınç altında. Çünkü basınç o hal değiştirme sıcaklığını ne yapabilir? Değiştirebilir. Hal değiştirme sıcaklığı ayırt edici özellik olduğu için maddenin kütlesine nedir? Bağlı değildir. Yani sabit basınç altında 100 gram su da olsa, 200 gram su da olsa, 300 gram su da olsa sonuçta ne yapacaktır? Bu suyun donma noktası sıfırdır, kaynama noktası 100 derecedir. Yani oradaki su miktarının kütlesi önemli midir? Değildir.
Hal değiştirme sıcaklığı verilen veya alınan ısı değişkense de sıcaklık sabittir. Yani madde hal değiştirirken arkadaşlar orada bizim verdiğimiz enerji, ısı olarak verdiğimiz enerjiyi sıcaklığı arttırmak için değil, moleküller arası bağı koparmak için, yani hal değiştirmek için kullanacaktır. O sırada hal değiştirme sırasında ne olacak? Saf maddelerde sıcaklık değişmeyecek. Yani dışarıdan ısı enerjisi alsa dahi o enerjiyle moleküller arası bağı koparacaktır. Ve o sırada ne yapmayacaktır? Sıcaklığı değişmeyecektir. Yani şöyle düşün. Mesela buzumuz var. Normalde bir atmosfer basınç altında diyelim. Elimizde ne var? Eksi 20 santigrat derecede buz var. Sen bunu ne yapıyorsun? Isıtıcı ile ısı veriyorsun. Isı verdiğin zaman ne olacak? Bu buz önce sıcaklığını arttırmaya başlayacak. Niye? Orada aldığı enerjiyi kinetik enerjiyi arttırmak için, yani sıcaklığı arttırmak için kullanacak. İşte sıcaklığı eksi 15'e gelecek, eksi 10'a gelecek, eksi 5'e gelecek. İşte en son nereye kadar gelecek? Sıfıra kadar gelecek. İşte bu sırada verdiğin ısıyı ne yapıyor senin? Sıcaklığı arttırmak için, yani moleküllerin kinetik enerjisini arttırmak için kullanmış oluyor. Ama hal değiştirme sıcaklığı dediğimiz o sıcaklığa geldiği anda sen buna ısı enerjisi versen dahi ne yapmıyor? O sırada sıcaklık değişmiyor. O sırada ne yapıyor? Erime gerçekleşiyor. Yani moleküller arası bağ kopmuş oluyor. Yani potansiyel enerjiyi arttırmış oluyor. Dolayısıyla o durumda ne olacak? Madde erime sırasında katı halden sıvı hale geçecek. Yani madde molekülleri ne yapıyor? Eriyor. Erimesi sırasında sıcaklığı ne yapmaz? Sıcaklığı değişmez. Yine 0 derece, 0 derece, 0 derece kalır. Yani o sırada aldığı enerjiyle kinetik enerjisini arttırmaz. Ne yapar? Hal değiştirmek için kullanır o ısıyı. Dolayısıyla ne olacaktır? O sırada ne yapacaktır? Hal değiştirirken sıcaklığı değişmeyecektir. Isı almasına rağmen ne yapıyor? Sıcaklık değişmiyor arkadaşlar. Peki erime ve donma dediğimiz olay ne? İşte bir katı cismin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime diyoruz. Veya tam tersi bir sıvının ısı kaybederek, yani dışarıya ısı vererek katı hale geçmesine olayını ne diyoruz? Donma diyoruz. Sabit basınç altında her saf katı maddenin sıvı hale geldiği bir sıcaklık değeri vardır. Yani sabit basınçta her madde için ayırt edici bir özelliktir. Yani her maddenin ne vardır? Bir erime noktası vardır. İşte bu değere erime noktası denir. Saf maddenin erime noktası ile donma noktası aynı değerdir. Yani madde kaç derece santigrat derece sıcaklığı veya kaç derecede eriyorsa aynı sıcaklıkta ne yapacaktır? Donacaktır. Yani erime noktası ile donma noktası aynı. Şöyle düşün. Mesela buz ne yapıyor? Buz 0 derecede su haline geliyor, eriyor. Su da 0 derecede donuyor, buz haline dönüşüyor. Yani erime noktası ile donma noktası nedir? Aynı yerdir. Eriyen ya da donan saf maddenin bu süreçte sıcaklığı ne yapmaz? Değiştirmez. O erime ve donma sırasında aldığı veya dışarıya verdiği enerji, molekülerse bağı potansiyel enerjiyi değiştirmek için bağı kopması veya yeni bağ oluşması için kullanıldığı için arkadaşlar ne olacaktır? O sırada hal değişim sırasında sıcaklık değişmeyecektir. Tabii madde saf ise. Erime noktası ve donma noktası maddeler için sabit sıcaklık altında ayırt edici özelliktir. Yani her maddenin erime ve donma noktası birbirinden nedir? Farklıdır. Sıcaklığı değişmeyen maddenin iç enerjisi değişir mi? Evet değişir. O sırada sıcaklık değişmiyordur ama ne yapıyordur? Isı alarak o moleküller bağı koparıyor. Yani orada potansiyel enerjiyi değiştirmiş. Yani hal değiştirmiş için, hal değişimi için kullanıyor olabilir. Dolayısıyla iç enerjide bir değişme var mıdır? Vardır. Sıcaklık değişmiyorsa iç enerji değişmez diyemeyiz. Erime ve donma noktası maddenin cinsine bağlı mıdır? Evet, bağlıdır çünkü her madde için nedir? Ayırt edici bir özelliktir. Ama madde miktarına bağlı değildir. Yani biz ne deriz? Buz 0 santigrat derece. Tabii bu ne zaman? Bir atmosfer basınç altında. Çünkü basınç burada önemli. Buz 0 derecede ne yapar? Erir deriz. 10 gram buz, 20 gram buz, 1 kilo buz, 300 kilo buz demeyiz. Yani buzun erime sıcaklığı nedir? Bir atmosfer basınç altında 0 derecedir. Yani madde miktarına bağlı değildir. Isıtıcının gücü ise erime ve donma sıcaklığını değiştirmez, erime donma süresini etkiler. Yani şöyle düşünün. Bir tane buz var. Buzdolabından bir buzu aldık. İşte ocağın üzerine koyduk. Altını yaktık. Biz bunu ısı veriyoruz. Ne yapıyor? Bu buzu eritiyoruz. Ben ocağın altını açtığım zaman, yani ben buna daha güçlü bir ısıtıcıyla ısı vermeye başladığım zaman, yani bilim zamanında daha çok ısı miktarı verdiğim zaman, erime noktası ve erime sıcaklığı değişmeyecek. Ne yapacak? Erime süresi değişecektir. Atıyorum ben buzu atıyorum 5 dakikada eritiyorsam, altını açtığım zaman, ısıtının gücünü açtığım zaman bunu 5 dakikada değil de 2 dakikada eritmiş olacağım. Erime ve donma sırasında ne yaptık arkadaşlar? Ne dedik? Sıcaklık değişmez dedik. Çünkü o sırada madde aldığı enerjiyi ne yapıyor? Kinetik enerjiyi değiştirmek için değil, hal değişimi için, yani moleküler arası bağı koparmak için kullanıyor. Dolayısıyla erime ve donma sırasında ne yapmayacak? Sıcaklık değişmeyecek. Sıcaklık değişmediği için de ne yapmıyor arkadaşlar? Öz kütle değerimiz değişmemiş oluyor. Erimekte olan demiş saf bir maddeye ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Erime süresi sıcaklığı değişmez. Evet, maddemiz saf ve sabit basınç altında ise erime sırasında ne yapıyor? Aldığı enerjiyle moleküler arası bağı koparmak için kullandığı için kinetik enerji, yani sıcaklık değeri değişmez. Doğrudur.
Erimesi için çevreden ısı alması gerekir. Evet, sonuçta erimesi için bir enerji alması gerekiyor bu moleküller arası bağı koparabilmek için. Moleküller arası uzaklık artar. Evet, sonuçta ne yapıyor? Moleküller birbirinden uzaklaşıyor. Çünkü moleküller ne yapmış oluyor? Kopup birbirinden uzaklaşıyor. Yani atıyorum katı halden sıvı hale geçiyor. Dolayısıyla katı haldeyken moleküller nedir? Birbirine daha yakın ve daha sıkıyken moleküller arası bağı. Sıvı hale geçince moleküller arası bağı ne yapıyorsun sen? Biraz koparıyorsun. Dolayısıyla moleküller birbirinden ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Moleküller arası uzaklık artar. Üç ifade de bizim için doğrudur. Peki erime ısısı nedir arkadaşlar? Şimdi dikkat ederseniz ısı neydi? Aktarılan enerjiydi, alınan veya verilen enerjiydi. O zaman mantıken şöyle düşünün. Erimesi ısı nedir? Erimesi için gereken ısıdır. Yani ben bir maddeyi eritmek için vermem gereken ısı miktarıdır. Ama ne kadarının? 1 gramının. Yani erime sıcaklığına gelmiş olsun bu madde. Yani mesela buz için düşünürsek mesela ne yaptı? 0 dereceye ulaştı diyelim. 0 dereceye geldi. 1 gram buz var elimde. Tam erime noktasına gelmiş 1 gram katının aynı halde, aynı sıcaklıkta, sonuçta erime sırasında sıcaklığı değişmiyor. Direkt onu o sıcaklıkta sıvı hale getirmek için verilmesi gereken ısı miktarını ne diyoruz? Erime ısısı diyoruz. Yani kısacası 1 gramını eritebilmek için vermem gereken ısı miktardır. Ben 1 gram eritmek için LE kadar ısı veriyorsam, elimde de 1 gram değil de 2 gram varsa 2 LE kadar ısı vereceğim. 3 gram varsa 3 LE kadar ısı vereceğim. Elimde M gram madde varsa işte o M gram maddeyi eritmek için gereken ısıyı nereden bulacağız arkadaşlar? M çarpı L'den bulacağız. Mesela hatırlayın, bir Q eşittir M C delta T formülümüz vardı. Kör macit, kel macit dediğimiz. Bu ne içindi? Ben burada verdiğim ısıyla ne yapıyordum? O maddenin sıcaklığını arttırmak için gereken ısı miktarını hesaplıyordum. Yani bir maddenin işte ne yapıyorduk? Kütlesini biliyorduk, öz ısını biliyorduk. Sıcaklığı arttırmak için ne kadar ısı gerektiğini buradan ne yapıyorduk? Hesaplıyorduk. Ama işte sıcaklık artacak, artacak, artacak. Tam erime noktasına geldiği zaman artık ne yapacak? Sıcaklık değişmeyecek. Niye? Çünkü orada artık erimeye başlayacak. Moleküller birbirinden kopmaya başlayacak. İşte onu eritip hal değiştirmesi için gereken ısıyı da nereden hesaplayacağız? Onu da Q eşittir ML'den hesaplayacağız arkadaşlar. Mesela buz için erime ısısı 80 kalördür. Yani bu ne demektir? Şu demektir. 0 santigrat derecede, yani erime sıcaklığına gelmiş. 1 atmosfer basınç altında. 1 gram buzu 0 derecede 1 gram su haline dönüştürmek için ben buna 80 kalorilik ısı vermem gerekiyor. Ha, 2 gram için 2 tane 80, 3 gram için 3 tane 80, m gram için m çarpı l'ye kadar, yani m çarpı 80 kadarlık ısı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki buharlaşma, kaynama ve yoğunlaşma dediğimiz olay nedir? Arkadaşlar kaynama ile buharlaşma farklı şeylerdir. Yani tanım olarak aynı tanımdır. Nedir? Aslında kaynamada, buharlaşmada sıvı halden ne yapmasıdır maddenin? Gaz haline geçmesidir. Yani artık burada ne yapacağız? Bunu sıvı halden maddeyi gaz haline geçireceğiz. Yani ikisinin de tanımı nedir arkadaşlar? Kaynamada, buharlaşmada sıvı halden gaz hale geçmesidir. Ama aynı şey midir? Hayır, değildir. Kaynama ile buharlaşma arasındaki en büyük fark şudur. Buharlaşma arkadaşlar her sıcaklık değerinde olur. Yani bir sıvımız hangi sıcaklıkta olursa olsun bu adam mutlaka buharlaşacaktır. Yani 10 derecedeki su da buharlaşacaktır. 80 derecede su da buharlaşacaktır. 50 derecedeki suda da bir buharlaşma vardır. Ama kaynama dediğimiz olay ise ancak belli bir sıcaklığa ulaştığı anda olacaktır. O kaynama noktası dediğimiz noktaya ulaştığı zaman. Mesela bir atmosfer basınç altında suyun kaynama sıcaklığı kaç derecedir? Su 100 derecede kaynar. İşte dolayısıyla kaynamaya başlaması için bunun 100 dereceye ulaşması lazım. Ama buharlaşma ise nedir? Her sıcaklıkta olurdu. İkinci fark, buharlaşma dediğimiz yer arkadaşlar sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Yani sadece yüzeydeki moleküller buharlaşır. Sadece zamanla ne yapacaktır? O yüzeydeki sular buharlaşacaktır veya oradaki sıvı bu zamanla buharlaşacaktır. Ama kaynama sıvının sadece yüzeyinde değil, sıvının her yerinde gerçekleşir. Yani 100 derece ulaştığı zaman ne yapacaktır? Bu sıvının her noktasında kaynama ne yapacaktır? Gerçekleşir. Yani buharlaşma sadece yüzeyde gerçekleşir, ancak kaynama ne yapar? Her noktada gerçekleşir. Buharlaşma her sıcaklıkta olur ama kaynama belli bir sıcaklıkta olur. Ve kaynama olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Sıvının buhar basıncının dışarıdaki açık hava basıncı, yani atmosfer basıncına ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Yani şöyle düşün. Mesela suyun ne dedik, bu kaynama noktası kaç derecedir? 100 derecedir. Yani bu ne demektir? Şu demektir. Deniz seviyesinde, yani bir atmosfer basınç altında su ne yapacaktır? 100 dereceye ulaşınca kaynamaya başlayacaktır. Niye? Çünkü 100 dereceye ulaştığı andaki buhar basıncı o bir atmosferlik basınca eşitlenmiş olacak ve o sırada kaynama başlayacak. Yalnız kaynamanın olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olması lazım. O zaman ben dışarıdaki basıncı değiştirerek kaynama noktasını ne yapabilirim aslında? Değiştirebilirim. Yani ben dışarıdaki atmosfer basıncı bir atmosfer değil de daha düşük bir basınç altında tutarsam, yani dışarıdaki açık hava basıncını azaltırsam o suyun üzerindeki, o suyu 100 dereceye ulaşmadan zaten o buhar basıncının dış basıncı eşitleyip kaynamasını ne yapabilirim? Sağlayabilirim.
Yani ben dışarıdaki atmosfer basıncı veya açık hava basıncını işte sıvının üzerindeki basıncı değiştirerek de ne yapabilirim? Kaynama noktasını, kaynama sıcaklığını değiştirebilirim. Dolayısıyla kaynama sıcaklığı neye bağlıdır? Evet, maddenin türüne bağlıdır. Yani su atıyorum kaç derece kaynıyor? 100 derecede kaynıyor. Alkol 85 derecede kaynıyor. Tamam, madde türü değişince değişiyor. Başka neye bağlı? Basınca bağlı. Dış basıncı değiştirerek ne yapabilirim ben? Kaynama noktasını değiştirebilirim. Mesela şöyle düşünün. Düdüklü tencere kullanıyoruz. Düdüklü tencere kullanmamızın sebebi ne? İçeride kaynamayı geciktirmek için biz düdüklü tencere kullanıyoruz. Yani şöyle düşünün. Düdüklü tencerenin içine ne yaptık? Suyu koyduk. Normalde ne yaptık? Ocağın üzerine koyduk. Su 100 dereceye ulaştığı zaman ne yapacaktır? Kaynayacaktır. Ama sen düdüklü tencerede ne yapıyorsun? Orayı iyice kapatıyorsun. Yani dışarıyla bağlantısını kesiyorsun. Her sıcaklıkta bir buharlaşma olduğu için sıvı ne yapıyor? Zaten sürekli buharlaşıyor. Buharlaştığı için burada buhar birikiyor. Dışarı çıkamadığı için ne oluyor? Burada içeride yüksek bir basınç oluşuyor. Basıncı arttırdığım için kaynamanın olabilmesi için sıvının buhar basıncının dış basınca işlenmesi lazım. Dışarıdaki basınç arttığı için bu sefer sıvı ne yapıyor? O dışarıdaki basınca işlemek için kaynama noktasını yükseltiyor. Yani artık buradaki su 100 derecede kaynamıyor. İçeride üstündeki basınç çok fazla arttığı için 110 derecelere, 120 derecelere, 130 derecelere çıkıyor. Ve burada şöyle bir olay vardır. Sıcaklık arttıkça buharlaşma artacak. Buharlaşma arttıkça basınç artacak. Basınç artınca kaynama olmayacak. Çünkü ne diyecek sıvı? Diyecek ki ben kaynayabilmek için dışarıdaki basınca eşit bir basınç oluşturmam lazım, buhar basıncın. Dışarıdaki basınç artıyor. O zaman ben sıcaklığımı arttırayım. Sıcaklık arttıkça basınç daha da artmaya başlıyor. Dolayısıyla ne yapacak? İçerideki su kaynamayacak. Sürekli kaynama noktası yükselecek, yükselecek, yükselecek. İşte biz ne yapıyoruz? İçeride o zaman basınç çok fazla arttığı için patlamalar olmasın diye işte düdüklü tencere, o düdük dediğimiz sistemi koyuyoruz. Yani ne oluyor? İçerideki basınç çok fazla artınca o mekanizma, yay sistemini itiyor o basınçla. Oradaki gaz dışarı çıkmaya başlıyor. İşte ne olmuş oluyor? İçeride o zaman basıncı artık daha fazla artmasını engelliyoruz. Yani bir yerde sabitliyoruz. Dolayısıyla o içerideki su kaynıyor ama kaç derecede kaynıyor? 130-140 derecelerde kaynıyor. Yani o düdüklü tencerede suyun kaynama noktası 130-140 derecelere çıkarıyoruz. 130-140'lara çıkması ne işimize yarıyor? İşte daha sıcak bir ortam olduğu için yemeğin daha çabuk pişmesini sağlamış oluyor. Çünkü pişme olayı sıcaklıkla alakalı. Kaynama sıcaklığındaki sıvının sıcaklığı ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Yani madde yine hal değişim noktasına geldiği zaman orada verdiğin enerjide sıcaklığı arttırmayacak. Artık hal değiştirecek. Hal değiştirdiği için o sırada sen ısı versen bile ne yapmaz? Sıcaklığını değiştirmez arkadaşlar. Kaynama sıcaklığı sıvının cinsine, safsızlığına ve dış basınca bağlı olarak ne yapar? Değişir. Her maddenin kaynama sıcaklığı farklıdır. Saflığını değiştirirsen, yani maddenin içine farklı maddeler karıştırırsan yine kaynama noktasını ne yapmış olursun? Değiştirmiş olursun. Az önce bahsettiğimiz gibi dış basıncı arttırıp azaltarak da kaynama sıcaklığını ne yapabilirsin? Değiştirebilirsin. Hal değiştirme sıcaklığındaki gazın ısı vererek sıvı hale geçmesine de yoğunlaşma diyoruz. Hani sıvının ısı alarak gaz haline geçmesine kaynama derken, gaz halindeyken de dışarıya ısı vererek kendi iç enerjisini azaltıp moleküller birbirine bağlayarak ne yapabiliyor? Oradaki sıvı hale geçmesinde de yoğunlaşma veya yoğuşma şeklinde yorumlayabiliyoruz arkadaşlar. Saf bir sıvının kaynama sıcaklığıyla yoğunlaşma sıcaklığı nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. İşte düdüklü tencere yemek pişerken işte buradaki bahsettiğimiz olayın içerideki su buhar basıncı yüksek olduğu için ne yapıyor? İşte gazın basıncını arttırarak, dış basıncı arttırarak kaynamayı zorlaştırıyoruz ve kaynama noktasını ne yapıyoruz? Yükseltmiş oluyoruz. Saf maddeler değişirken sıcaklığı ne yapar arkadaşlar? Sabit kalır. Kaynama ve yoğunlaşma sıcaklığı maddenin cinsine bağlıdır, madde miktarına bağlı değildir. Yani su kaç derecede kaynıyor? 100 derecede kaynıyor diyoruz. İşte kaç gram su olduğundan bahsediyor muyuz? Hayır. Yine aynı şekilde ısıtıcının gücü kaynama ve yoğunlaşma sıcaklığını değiştirmez. Onun süresini etkiler. Yani suyun kaynayıp tamamının gaz haline geçmesi için ne olacaktır? Geçen süre 5 dakikaysa ocağın altını açarsan, yani ısıtıcının bilim zamanında verdiği ısı miktarını arttırırsan ne olacaktır? Yine 100 derecede kaynama başlayacaktır ama daha kısa sürede kaynayacaktır. O kaynama süresini etkileyecektir. Kaynama ve yoğunlaşma sıcaklığı süresince, yani kaynama sırasında veya yoğunlaşma sırasında hal değiştirirken maddenin ne yapmaz arkadaşlar? Sıcaklığı değişmez. Öz kütlesi de ne yapmaz bu yüzden? Değişmez. Peki buharlaşma ısısı, yani LB ile gösterdiğimiz şey veya daha doğrusu işte kaynama ısısı dediğimiz olay. Kaynama sıcaklığına gelmiş 1 gram sıvının gaz haline geçmesi için vermemiz gereken ısı miktardır. Dolayısıyla ben her 1 gramı kaynatıp gaz haline getirmek için LB kadar ısı veriyorsam, elimde de M gram madde varsa o zaman vermem gereken ısı, yani kaynaması için, hal değiştirmesi için gereken ısıyı nereden bulacağız arkadaşlar? M çarpı L buharlaşmadan hesaplayacağız.
Mesela su için buharlaşması 540 kalori/gramdır. Yani deniz seviyesinde bir atmosfer basınç altında 1 gram suyu 1 gram su buhar haline getirmek için sen ona 540 kalorilik ısı vermen lazım. 2 gram su varsa 2 tane 540 vermen lazım. 3 gram suyu kaynatmak istiyorsan 3 tane 540. M gram suyu kaynatmak istiyorsan M çarpı 540 kadarlık ısıya ihtiyacımız vardır. Şimdi kaynama ile buharlaşma arasındaki farkı başta belirtmiştik, yine bahsedelim. Şimdi kaynamanın olabilmesi için mutlaka belli bir sıcaklık değerine ulaşması gerekiyor. Ama buharlaşma ne yapabiliyordu? Her sıcaklık değerinde olabiliyordu. Kaynama nedir? Hızlı bir süreçtir. Yani kaynama başladığı anda suyun her yerinde bir anında kaynama başlar. Ama buharlaşma daha yavaş geçen bir süredir. Yani sen bir işte ne yaptın? 10 gram su aldın. Tencereye koydun veya çaydanlığa, cezveye koydun. Kaynatmaya başladın. 10 gramın buhar haline geçmesi için bekleyeceğin süre çok uzun bir süre değildir. Ama sen 10 gram suyu cezveye koy, onun kendi kendine buharlaşıp gaz haline geçip tamamının buharlaşması çok uzun bir süre olacaktır. Yani buharlaşma daha yavaştır. Kaynaması için mutlaka dışarıdan bir ortamdan enerji alması lazım. Yani sen ocaktan ona bir enerji vermen lazım kaynamanın olması için. Ama buharlaşma için hani ekstra bir kaynağa gerek yoktur. O etraftan aldığı kendi enerjisiyle ne yapabilir? Yavaş yavaş. Yani ortamdan ısı alarak o buharlaşmayı kendi kendine yavaş yavaş gerçekleştirebilir. Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. Buharlaşma sadece yüzeyde gerçekleşir. Kaynama sırasında sıcaklık sabittir. Buharlaşma sırasında sıvının sıcaklığı genellikle çok ufak bir miktarda ne yapar? Düşer. Çünkü buharlaşması için enerji alması gerekiyor. O enerjiyi ortamdan alamazsa eğer nereden alıyor? Kendi etrafındaki diğer moleküllerinden aldığı için. Dolayısıyla kendi enerjisini kendi kendine düşürmüş oluyor. Yani sıcaklığı bir nebze olarak ne yapmış olur? Düşürmüş olur arkadaşlar. Kaynak olan suya ısı verilmesine rağmen sıcaklığı değişmemesi. Hangisi buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir ilkesiyle açıklanabilir? Şimdi kaynakta olan suya ısı vermesine rağmen sıcaklığın değişmesi bu buharlaşma ile alakalı bir olay değildir. Bu kaynamayla yani hal değiştirmesi ile alakalı bir olaydır. Oda sıcaklığı 30 derece olan bir odada bulunan bir kova suyun hacminin zamanla azalması. Zamanla niye azalıyor? İşte zamanla ne yapıyor? Yavaş yavaş uzun sürede buharlaşma oluyor. Ve dolayısıyla her sıcaklıkta oluyor. Yani 30 derece. Normalde bu adamın 100 derecede kaynaması lazım. Hani gaz haline geçmesi için, kaynaması için 100 derece. Ama burada 30 derecede azalıyorsa demek ki burada buharlaşma oluyordur. Çamaşırların kurutma vakti ise yüksek sıcaklıkta kuruduğu gibi oda sıcaklığında bir yere ısınınca da kurumaz. Evet, normalde kurutma makinesinde ne yapıyorsun? İçerinin sıcaklığını yükseltiyorsun. Sen buharlaşmayı yani ne yapıyorsun? Kaynamayı sağlamış oluyorsun bir nebzede. Ama oda sıcaklığında da asarsan orada da sıvı gaz haline geçiyor, buharlaşıyor ve o çamaşırlar ıslak çamaşırlar kuruyor mu? Kuruyor. Ama ne oluyor? İşte daha küçük bir sıcaklıklarda da oluyor. Yani buharlaşma nedir arkadaşlar? Her sıcaklıkta gerçekleşir. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Suyun hal değişim grafiğini verirsek arkadaşlar, su nedir arkadaşlar? Bir atmosfer basınç altında, yani burada basıncımız önemli çünkü kaynamayı derimeyi de değiştiren bir faktör bir basınç. 0 derecede donar, 100 derecede de ne yapar? Kaynar. Yani ne olacaktır? Atıyorum bir buz. Sıcaklığı kaç derece? Eksi T derecede. Şu anda bu nedir? Bu madde katı haldedir. Yani nedir? Buzdur. Sen ona ne yaparsın? Isı verirsin. Biz onu ısıtıcıyla ısıttığımızı düşün. Isı verdiğimizi düşün. Isı verdikçe ne yapacak bu aldığı ısıyla? Sıcaklığı artacak, 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 artacak. Yani bizim o verdiğimiz ısıyı niçin kullanacak bu adam burada? Sıcaklığını arttırmak için kullanacak. Peki burada verdiğimiz ısıyı sıcaklığı arttırmak için kullanıyorsa burada ne kadar ısı vermem gerektiğini ben nereden hesaplayacağım? Şuradan hesaplayacağım. Q1 dedim yani o şuraya getirmek için sıcaklığı eksi T'den sıfıra çıkarmak için gereken ısıyı ne yapacağız? Burada verdiğim ısı niçin kullanıyor? Sıcaklık değiştirmek için kullanıyor. Sıcaklığı değiştirmek için kullanıyorsa formülümüz ne arkadaşlar? mc delta t'yi kullanacağız. Ha buradaki m ne? İşte o maddenin kütlesi kaç gramsa. C ne? Şu anda madde katı halde olduğu için ne? Buz halindeki yani katının buzun c'si öz ısısı olacak. Mesela her maddenin öz ısısı birbirinden farklı olduğu için mesela buzun öz ısısı da c buzda nedir arkadaşlar? 0,5'tir. Buzun öz ısısı 0,5 yani 1 bölü 2 diyebiliriz. Ha, bu soru verir. Bilmenize de hani bile de bilirsiniz ama genelde sorularda ne yapılır bu verilir. Delta T ne? Sıcaklık değişimi. Ben sıcaklığı ne yapıyorum? Eksi T'den sıfıra geliyorum. Yani ne kadar değiştirmiş oluyorum? T kadar değiştirmiş oluyorum. Dolayısıyla Q1 ısısını ne yapacağız? Buradan bulacağız. Peki verdiğim ısıyla sıcaklık arttı 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 0 dereceye geldi. Ne olacak? Erime noktası burası. Erime noktası olduğu için ne olacaktır? Sen ısı vermeye devam edersen artık sıcaklık değişmeyecek. O verdiği ısıyla ne yapacak bu adam? Erimeye başlayacak. Yani hal değiştirmeye başlayacak. Yani katı halden sıvı hale geçecek. Katıdan sıvı hale geçerken ısı almasına rağmen ne yapmayacak? O sırada sıcaklığında bir değişme olmayacak. Ben bunu eritmek için yani burada tamamı katıyken şurada tamamı su haline sıvı hale getirmek için vermem gereken ısı Q2'yi nereden hesaplıyoruz işte?
M çarpı L erimeden hesaplıyoruz. İşte ne yapıyoruz? Orada kaç gram artık buz eritiyorsak onun kütlesi çarpı L erimesi. Mesela buzun erime ısısı ne kadardır arkadaşlar? Buzun erime ısısı 80 kalori bölü gramdır. Yani her bir gram eritmek için 80 kalorilik ısıya ihtiyacım vardır. İşte burada vermen gereken ısıyı ne yaparsın? Kaç gram buz eritiyorsan onun kütlesiyle LE'yi çarparak oradan bulursun. Peki burada erimenin tamamı bitene kadar, yani maddenin bütün katı halinin tamamının artık suya, sıvı hale geçinceye kadar sıcaklık ne yapmaz? Değişmez. Ama tamamı sıvı hale geçtikten sonra artık şu noktadan sonra ne yapacaklar arkadaşlar? Verdiğin ısıyla artık hal değiştirmeyecek, artık tamam su olduğu için. Tekrar verilen ısı sıcaklığı arttırmak için kullanacak. O zaman ben burada ısı verdikçe ne yapacak? Sıcaklık tekrar artacak, 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 artacak. Ne zamana kadar? Kaynama noktasına ulaşıncaya kadar. Yani su için yazdığım için bunu 100 derece ulaşıncaya kadar. İşte oraya için gereken ısıyı Q3 dersek bu ısıyı nereden bulacağız? Q3'ü de arkadaşlar yine ne yapacağız? MC delta T'den bulacağız. Çünkü benim burada verdiğim ısıyla ne yapıyor? Sıcaklık artıyor. Yani senin bir maddeye verdiğin ısıyla sıcaklığı arttırıyorsa o gereken ısıyı MC delta T'den, hal değiştiriyorsa ML'den buluyoruz arkadaşlar. Peki burada kendimiz işte kaç gram su olduysa artık elimizde, zaten hal değiştirme sırasında kütle ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Yani 25 gram buz eriyince 25 gram suya dönüşür. 10 gram buz eritiyorsan artık elinde 10 gram su vardır. Evimiz bu. C'miz artık, ama burada ne? Madde sıvı halde. Yani C olarak ne yapacaksın? Suyun öz ısısını alacaksın. Suyun öz ısısı da nedir? 1 kalori bölü gram santigrat derecedir. Yani 1'dir. O zaman MC delta T. Delta T'de sıfırdan kaça getiriyoruz? 100'e geçiriyoruz. Yani burada sen Q3'ü hesaplamak istiyorsan ne diyeceksin? M çarpı suyun C'si 1 çarpı delta T'si 100 diyeceksin. İşte bu kadar ısıya gerek kalacak. Ne zamana kadar? 100 dereceye ulaşıncaya kadar. Yani kaynama sıcaklığına ulaşıncaya kadar. Kaynama sıcaklığına ulaşınca ne olacak? Artık kaynama başlayacak. Yani hal değişimi başlayacak. Artık moleküller birbirinden koparmaya başlayacağız. Dolayısıyla burada verdiğim ısıyla artık sıcaklık ne yapmayacak? Değişmeyecek. O madde hal değiştirme sırasında ısı almasına rağmen ne yapmaz arkadaşlar? Sıcaklığını değiştirmez. O hal değiştirmesi için gereken ısıyı Q'yu nereden bulacağız? Yine hal değiştirdiği için M çarpı L'den bulacağız. Ama ne, hangi L bu? L buharlaşma ısısı burada. İşte mesela buzun suyun buharlaşması ne kadardı? 540 kalori bölü gramdı. Yani o zaman her bir gram için 540 kalorilik ısı vereceğim. Elimde kaç gram su varsa işte M ile o L eri buharlaşmayı çarpıp gereken ısıyı bulacağım. Artık ne oldu? Bu olay da bitti. Yani artık sıvının tamamı gaz haline geçti. Gaz haline geçtikten sonra burada verdiğim ısıyla tekrar ne yapacak? Tekrar bir sıcaklık artışı. Artık gazın sıcaklığı artmaya başlayacak. İşte orada gereken ısıyı da nereden bulacaksın? Yine MC delta T'den bulacaksın. Ama buradaki M yine aynı. Sonuçta madde hal değiştirirse bile kütle ne yapmaz? Değişmez. Ama C olarak ne alacağız? C olarak oradaki buharın C'sini alacağız arkadaşlar. Artık o nedir? Su değildir. Artık orada gaz halindedir. İşte su buharıdır. İşte su buharının C'si de 1 bölü 2'dir. Yani yine 0,5'tir. Orada yerine koyup ne yaparsınız? Bu C değerlerinizi size zaten soru verir. Sıcaklığı ne kadar değiştirmek istiyorsan o kadar delta T'yi de yerine koyarsın. Gereken ısıyı bulursun. Yani kısaca şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Verdiğin ısıyla madde sıcaklığını arttırıyorsa kullanacağım formül ne? Q eşittir mc delta t. Buradaki c ne? Madde hangi haldeyse, katı mı, sıvı mı, gaz mı, o haldeki c öz ısısını kullanacaksın. Ama verdiğin ısıyla bu madde hal değiştiriyorsa, yani eriyorsa, kaynıyorsa veya yoğunlaşıyorsa, donuyorsa, işte orada gereken ısıyı da ne yapacaksın? M çarpı L'den bulacaksın. Eriyorsa L erimeyi alacaksın. Kaynıyor, buharlaşıyorsa L buharlaşmayı alacaksın. Arkadaşlar erime ile donma nedir? Aynı şeydir. Birinde biz dışarıdan ısı veririz o maddeye eritmek için. Donarken de o dışarıya ısı verir. Ama bulduğu değer yine aynı değerdir. M çarpı L'dir. Ve bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Erime ve donma ısısını bulacağız. Yani maddenin hal değişiminde ne yapacağız? Bu şekilde yorumlamış olacağız. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde örneklerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.